Merhabalar herkese. Yavaş yavaş katılımcılarımız geliyor. Birazdan webinarımıza başlayacağız. Bu esnada öncelikle ben kendimi tanıtacağım sizlere. Sunuma başlamadan önce kendimden bahsetmek istiyorum. Ayşegül Yıldız Daşar ben. Toronto School of Management ve Trebas Enstitüsü'nün İş Geliştirme Müdürüyüm. Türkiye'de bu okulları ben temsil ediyorum ve bugün sunumumuzda özellikle Kanada'nın avantajları, olanakları ve Kanada ile birlikte okullarımızın öne çıkan programları ve özellikleri hakkında konuşacağız. İnteraktif yapabiliriz. Sorular kısmına aklınıza soru geldikçe sorularınızı yazabilirsiniz. Sunumun en sonunda, webinarın en sonunda tek tek sorulara vakit kaldığı sürece dönüş yapmak istiyorum. Tekrar yeni katılanlar için ismi söylüyorum. Ayşegül Yıldız Daşar ben, Toronto School of Management ve Trebas Enstitüsü Türkiye temsilcisiyim. Bir sunum üzerinden gideceğiz. Onu hemen sizinle paylaşmak istiyorum ve detaylara başlıyorum. Öncelikle neden Kanada üzerinde duralım? Çünkü Kanada özellikle son yıllarda hem Türkiye'den hem tüm dünyadan uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği destinasyon konumunda. Bunun birçok sebebi var. Bunlardan birkaçından bahsedelim. Özellikle en önemli sebeplerinden bahsedelim. Birinci sırada yaşam kalitesi geliyor. Ve Birleşmiş Milletler'in yaptığı en son açıklamalara göre Kanada dünyada yaşam kalitesi açısından en iyi birinci sıradaki ülke konumunda. Bu birincisi. İkincisi, büyüyen bir ekonomiye sahip, kaynakları çok zengin. Bu sebepten de her sektörde özellikle kariyer anlamında çok fazla fırsat var, çok fazla olanak var. Ve bence Kanada'nın burada en önemli özelliği öğrencilere çalışma izni veriyor olmaları. Yani siz Kanada'ya okulumuz diyelim ki Toronto School of Management ya da Trebas Enstitüsü öğrencisi olarak geldiniz. Diploma programı ya da sertifika programında eğitim alıyorsunuz. Sizin study permitinizle birlikte bir work permitiniz oluyor ve siz eğitim alırken part-time eğitim dışında full-time çalışma hakkına sahipsiniz ki eğitim sonunda da okulumuz garantili co-op yerleşimi yapıyor. Örneğin bunun detaylarını size vereceğim ama en basitinden programı bitirmeden önce sizin gerçek bir iş deneyiminiz olmuş oluyor mezun olmadan önce. Yine yapılan istatistiklere göre Kanada'ya gelen öğrencilerin %95'i Kanada'yı eğitim almak için arkadaşlarına öneriyor. Yani memnuniyet oranı oldukça yüksek bir ülke. Yine yapılan araştırmalara göre gelen öğrencilerin %68'i daha sonra Kanada'da kalıcı oturum izni başvurusunda bulunuyor. Bu da Kanada'daki hayat standartlarından memnun olmalarıyla alakalı tabii ki. Neden Kanada kısmında durmuşken, neden Toronto, neden Montreal, okulumuzun bulunduğu merkezlerden yola çıkarak biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bizim okulumuz Toronto School of Management'la öncelikle başlayacağım. Toronto School of Management adı üzerine Toronto'da bulunuyor. Toronto şehir merkezinde. Toronto en avantajlı şehirlerden bir tanesi Kanada'da. Neden Toronto diye düşünecek olursak bir kere finansal olarak finans merkezi ve Kanada'nın büyük dünyaca ünlü şirketlere ev sahipliği yapan büyük şirketlerin headquarterlarının bulunduğu büyük bir şehir. Yaklaşık 3 milyona yakın insan var. Böyle bir kozmopolit bir şehirde olmak, büyük bir ekonomiye sahip bir şehirde olmak aynı zamanda iyi iş olanakları da demektir. O yüzden Toronto en çok tercih edilen şehir konumunda şu anda. Biraz okulumuzdan bahsetmek istiyorum. Toronto School of Management nedir? Bizi diğer okullardan ayıran özelliklerimiz nelerdir? Onlara bakalım. Toronto School of Management, Toronto şehir merkezinde kariyer odaklı özel bir kolej.
Yani kariyer belirli alanlarda olanlara da birlikte bakacağız. Akademik eğitimin yanı sıra %100 garantili iş yerleşimi, COOP dediğimiz iş yerleşimiyle programınızı bitireceğiniz programlar sunan özel bir kariyer koleji. Toronto School of Management'ın şu anda 150'den fazla COOP partneri var ve bu COOP partnerlerin arasında PwC başta olmak üzere çok büyük şirketler de var. Orta ölçekli şirketler de var. Ama burada Toronto School of Management'ı diğer okullardan ayıran özellikler nedir? Onun altını çizmek istiyorum. Bizde eğitim alırken farklı farklı programlar söz konusu. Bu programların başlıklar altında izleyeceğiz, bakacağız diğer slaytlarda. Aldığınız eğitime entegre, büyük enstitülerden, büyük kurumlardan alacağınız mikro krediler var. Bu mikro krediler çok önemli. Özellikle de mezun olduktan sonra çok önemli. Çünkü sonraki kariyer planlarınızda tabii ki de bir iş hayatıyla devam edeceksiniz. Örnek vermek istiyorum. Şimdi bu slaytın solunda gördüğünüz bazı logolar var. Nereler onlar? Mesela Digital Marketing Institute, QuickBooks, Tableau, Oracle Hospitality, Amazon Web Services, CompTIA. Bunlar bizim, bu şirketler learning partner dediğimiz eğitim partnerlerimiz. Nedir eğitim partnerlerimiz? Ne işe yarar? Bu eğitim partnerleri ile biz birlikte çalışıyoruz. Örnek veriyorum, dijital pazarlama eğitimi, Diploma in Digital Marketing dediğimiz bir dijital pazarlama eğitimimiz var. Dijital pazarlama diploma programı içerisinde programa entegre olmuş 3 tane modül var. Ve bu 3 modülü siz direkt Digital Marketing Enstitüsü'nden alıyorsunuz. Ve mezun olduğunuzda sizin hem DMI sertifikanız oluyor ki bu 110'dan fazla ülkede akreditasyona sahip bir sertifikasyon, hem de Toronto School of Management'tan diploma sahibi oluyorsunuz. Bir diğer örnek Amazon Web Services. Amazon Web Services bizim hem Data Analytics'te hem Business programlarında learning partnerimiz. Yine buradan ayrıca mikro krediler alıyorsunuz. Turizmle ilgilenenler için Oracle Hospitality, biliyorsunuz opera programı, opera software'i birçok zincir otel tarafından kullanılan bir sistemdir. Oradan entegre mikro kredilerimiz var. Kısacası bizi diğer okullardan ayıran en önemli özelliğimiz büyük enstitülerden entegre olmuş bu sertifikasyonlar, bu mikro krediler. Devam ediyorum. Okulumuzda şu anda 80'den fazla ülkeden öğrenci var. Kanadalı öğrenciler de var, Asyalı da var, Güney Amerikalı da var, Avrupalı öğrenciler de var. Çok çeşitli bir karışıma sahip farklı milletlerden öğrencileri okulumuz bünyesinde bulunduruyor. Şimdi hangi programlar var? Onların tek tek başlıklarını göstereceğim sizlere. Toronto School of Management'da işletme başlığı altında hangi programları veriyoruz? Sertifika programımız var. Certificate in Essentials Business Co-op dediğimiz 8 aylık bir sertifika programı veriyoruz. Dijital pazarlama, Diploma in Digital Marketing, dijital pazarlama programımız var. 1 yıllık işletme programımız var. Diploma in Business Administration Co-op diye geçiyor. Ve 2 yıllık işletme programımız var. Diploma in Business Management Co-op olarak geçiyor. Bunun ardından turizm bölümlerimiz, turizm başlığı altında hangi bölümleri veriyoruz? 8 aylık bir sertifika programımız var. Turizm Customer Service Excellence diye geçen. 2 yıllık bir işletme programımız var. Advanced Diploma in Hospitality ve Tourism Management diye geçiyor. Diploma in Fundamentals of Hospitality. Bu turizme giriş niteliği taşıyan 96 haftalık bir program. Ve Diploma in Hospitality Tourism Management denilen 1 senelik bir programımız var. Bunun dışında şu anda çok talep olan diğer programlarımıza bakalım. Big Data başlığı altında veri analitiği diploma programı veriyoruz. Diploma in Data Analytics Co-op diye geçiyor. Bu program çok özel bir program. Bu program özellikle de biz programlarımızı oluştururken Kanada'daki hangi alanlarda iş alanında ihtiyaç var, o göz önünde bulundurularak oluşturuluyor açıkçası.
Big Data'da veri analitiği de bunlardan bir tanesi. Veri analitiğine gelmek isteyen öğrencilerin en önce sorduğu soru, herhangi bir prerequisite var mı? Yani herhangi bir altyapı istiyor mu? Belirli alanlardan gelmek zorunda mıyım diye soruyorlar. Okulumuzdaki tüm programlardaki ilk modüllerimiz bizim giriş modülleri. Giriş modülleriyle başlattığımız için, örneğin veri analitiği programına gelmek istiyorsanız eğer, matematik çıkışlı ya da istatistik çıkışlı olmanıza gerek yok. Çünkü giriş modüllerinden zaten eğitiminizi alacaksınız. O yüzden bir işletme mezunu da veri analitiğine gelebilir. Mühendis de gelebilir ya da edebiyat okumuş kişi de gelebilir. Ama tabii ki de veri analitiğinde sayılarla çok fazla haşır neşir olacağınız için matematikle ve sayılarla aranızın iyi olmasını tavsiye ediyor eğitmenlerimiz. Big Data'da özellikle de Coop yine çok önemli. Coop garantimiz ve maaş garantimiz Big Data'da var. IT programı başlığı altında Diploma in Cyber Security Specialist dediğimiz bir Coop'lu bir program var. Bu programa bilgisayar mühendisi olup da gelebilirsiniz. Bu programa herhangi başka bir alandan da çıkıp da gelebilirsiniz. Çok spesifik, size çok uzmanlık kazandıracak siber güvenlik alanında sıfırdan başlayıp iyi düzeye getirecek bir yıllık bir program. Bunun dışında ACC sınavlarını hazırladığımız bir muhasebe sertifikasyonudur. Birçok ülkede mesleğinizi yapabilirsiniz. Muhasebe, ekonomi, finans alanlarından gelip bu alanda kariyer yapmak istiyorsanız. Toronto School of Management, ACC Global Body'nin kurumun Gold Learning Partneri ve yetkili sınav merkezi aynı zamanda. Burada çok kişi var, tek tek belki hani ulaşıp spesifik olarak sorularınızı ulaştıramayabilirsiniz. Ama bu alanlardan herhangi biriyle ilgili spesifik sorularınız varsa ben iletişim bilgilerimi bırakacağım. Bana ulaşıp detaylı bilgileri benden alabilirsiniz. Konu başlıklarımızdan bahsettikten sonra size bir örnek vermek için Business Management 109 haftalık yani 2 yıllık işletme programımızdan bir slide göstermek istiyorum. Buradaki fiyatları lütfen göz önünde bulundurmayın çünkü şu anda bir okulun verdiği bir burs söz konusu. Bunu birkaç slide sonra size onları göstereceğim. Lütfen buradaki fiyatları göz önünde bulundurmayın, tekrar söylüyorum. Program süresi Business Management'da 2 yıllık bir işletmemiz var. 8 aylık 1 yılın yanı sıra. Bu eğitim içeriği nasıl? 48 hafta sınıf içi eğitim alıyorsunuz. 24 hafta, son 24 hafta biz sizi bir işe yerleştiriyoruz, co-op yapıyorsunuz. Ve her modülden sonra da aralar var. Ve her modül 4 hafta sürüyor. 4 haftadan sonra 2 haftalık aralarınız bulunuyor. Ve bu toplam aralar 37 hafta. Siz eğitim alırken part-time yani 20 saat, aralarda, tatillerde ve co-op süresince full-time çalışma hakkına sahipsiniz. Yani 109 haftalık bir program içerisinde sizin 61 hafta full-time, yasal olarak full-time çalışma hakkınız var 61 hafta. İşletme programlarımız ve turizm programlarımız 2 ayda bir başlangıcı var. Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz diye 2 ayda bir devam ediyor. Burada QuickBooks, mesela QuickBooks bizim buraya entegre mikro kredi verdiğimiz partnerlerimizden. Herhangi bir business, 8 aylık business programına da gelseniz biliyorsunuz büyük şirketler tarafından en yaygın olarak kullanılan muhasebe programı QuickBooks'u öğrenerek mezun oluyorsunuz. Şimdi burada bu programda alacağınız modülleri bu slide'da görebilirsiniz. Her modül için tek tek gösteremiyorum, zamanımız çok dar olduğu için. Ama örneğin dijital pazarlama ya da big data ya da siber güvenlik farklı bölümlerle giriyorsunuz ve hangi modülleri alıyorsunuz, görmek istiyorsunuz yine bana ulaşabilirsiniz. Ya da web sitemizden detaylara bakabilirsiniz. torontosom.ca. Burada 16 tane modülün ardından iş deneyimiyle programı bitiriyorsunuz. Ben burada bir hesaplama yaptık biz. Özellikle bunun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü en çok yurt dışına gidecek öğrenci adaylarından bize en sık gelen soru, gittikten sonra işte masraflarımı karşılayabilir miyim, çalışabilir miyim, para kazanabilir miyim gibi
en çok karşılaştığımız soru bu. Biz de bir hesaplama yaptık bununla ilgili. Şimdi okulumuz Toronto, Ontario eyaletinde biliyorsunuz ve Ontario'da saatlik minimum ücret 14 Kanada doları. Siz okula geldiğiniz andan itibaren zaten çalışma hakkınız olacak. Ve diyelim ki 48 hafta part-time çalıştınız saat 14 dolardan. 48 hafta boyunca aralıksız çalıştığınızda part-time 13.400 para kazanıyorsunuz. Onun dışında co-op'ta full-time çalışma hakkınız var. Yine orada minimumdan çalıştığınızı göz önünde bulundurursak 13.400 oradan para kazanıyorsunuz. Bu arada aralar var demiştik. 37 haftalık break'ler var demiştik. Burada çalışırsanız yine minimum asgari ücretle 20 bin küsür dolar para kazanıyoruz. Yani hiç aralıksız çalıştığınızı varsayarsak ki aralar mutlaka olacaktır. Ama biz bunları dediğim gibi asgari ücretten hesapladık. Minimum 47 bin küsür dolar para kazanabiliyorsunuz. Aralıksız çalıştığınızda bu da çok basit bir hesaplama olarak aklınızda bulunsun. Hangi pozisyonlara yerleştiriyoruz öğrencilerimizi? Bu business management eğitiminden sonra marketing, sales manager, HR manager, account manager gibi pozisyonlarda co-op yerleştiriyoruz. Ondan sonra kariyerine CV'sinde gerçek bir iş deneyimi hem de Kanada'da gerçek bir iş deneyimiyle CV'nize ekleyerek hem diploma sahibi hem iş deneyimi sahibi programdan mezun oluyorsunuz. Şimdi bahsettiğim bir burs var demiştim. Bu 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparsanız geçerli olacak. Bununla ilgili bu slide'da tek tek hangi program ne kadar Toronto School of Management'ta ne kadar onu görebilirsiniz. Örneğin 8 aylık sertifika programı 4.500 dolar. En çok tercih edilen programlardan mesela bir yıllık işletme programı 9.000 dolarda 6.100 dolar şu anda burslu fiyatı. Digital marketing mesela yine 52 haftalık program 10.500 dolardı. Bursa 8.500 dolar. Yine en çok tercih edilen programlardan 2 yıllık işletmemiz Diploma in Business Management Co-op diye geçen program 14.500 dolardı. Şu anda 8.500 dolar şeklinde. Devam ediyor bunlar. Data Analytics şu anda 9.000 dolar. Siber güvenlik 9.500 dolar. Ve bunlara ek bizim farklı ödeme planlarımız var. Gitmeden önce hepsini tek bir seferde ödemek zorunda değilsiniz. Birkaç taksitte ödeme kolaylığıyla programa dahil olabilirsiniz. Bu şekilde ödeme planı oluşturabilirsiniz bizimle iletişime geçip. Toronto School of Management'la ilgili bahsedilecek çok fazla detay var ama iki okul olduğu için ben özet şeklinde bunlardan, Toronto School of Management'tan bahsettim. Ve birazdan diğer okulumuz Trevas Enstitüsü'ne geçeceğim. Ama dediğim gibi sorularınız varsa yazın, en sonunda döneceğim sorularınıza. Trevas Enstitüsü ile devam ediyorum. Biz Trevas Enstitüsü ve Toronto School of Management Global University Systems adlı bir gruba bağlı. İkisi de aynı grupta bulunan Kanada'da iki ayrı okul. Trevas Enstitüsü ile devam edelim. Trevas'ın farkları neler? Trevas'ta Toronto School of Management'ın bazı farkları var. Onlardan bahsedelim. Öncelikle Trevas Enstitüsü'nün Toronto ve Montreal kampüsleri var. Özellikle ben Montreal üzerinde durmak istiyorum bu sunum içerisinde. Neden Montreal üzerinde durmak istiyorum? Çünkü siz Montreal biliyorsunuz Quebec bölgesinde bulunuyor. Quebec bölgesinde bulunduğu için okulumuz özel bir kolej. Ama Quebec bölgesinde olduğu için Postgraduate Work Permit dediğimiz eğitim sonrasında 3 yıla kadar çalışma hakkınız var. Bu nedenle oldukça avantajlı. Devam ediyorum. Neden Montreal? Biraz Montreal'den bahsetmek istiyorum. Öncelikle Kanada'da çok fazla tercih edilen Toronto, Vancouver gibi destinasyonlar var. Montreal biraz daha az bilinen bir yer. Montreal'e baktığımızda, özellikle eğitim giderlerine baktığımızda, eğitim sonrası postgraduate work permit veren okullar arasında kıyaslarsak eğer, Quebec bölgesi en uygun eğitim giderlerine sahip, eğitim ücretlerine sahip. Bir kere
Bunu bir numaralı avantaj olarak Montreal'e yazabiliriz. İkincisi, yine yapılan istatistiklere göre Kanada'nın genelinde yapılan bir istatistik bu. Kanada'da pahalılık sıralamasında en az pahalı 20 yer arasında Quebec eyaleti. Bunlar ne göz önünde bulunduruluyor burada? Konaklama, yeme içme, ulaşım, bunların hepsi göz önünde bulundurulduğunda gerçekten diğer yerlere göre çok daha uygun. Somut bir örnek vermek istiyorum. Ontario'da, Toronto'da ki konaklamayla Quebec, Montreal'deki konaklama arasında %45 fark var. %45, Montreal'deki kiralar çok daha az. Örneğin Toronto'da ortalama bir odalı bir daireyi 1800 dolara tutarken ortalama, bu Montreal'de 850 dolara düşüyor. Ama tabii ki de Toronto'da her konaklama 1800 dolar değil. Çok fazla alternatif var. Onu da tabii göz önünde bulundurmak lazım. Bu şekilde zaten online konaklama portallarımız da var. Onları da sizle paylaşabilirim. Kendiniz de onlara bakabilirsiniz. Onun dışında Fransız, Kuzey Amerika'nın Avrupa'sı olarak diye biliniyor Quebec bölgesi. Çünkü Fransa'dan geçmişte göç aldığı için Fransızca dili zaten ana dillerden bir tanesi. Fransız mimarisi, Fransız gelenekleri. Bu sebeple de Fransızcayı yaşatmak istiyorlar ve son yıllarda Fransızca konuşanların sayısı azalmaya başladı. Bu yüzden de devlet şöyle bir imkan tanıyor. Eğer Quebec'te study permit sahibiyseniz devlet size ücretsiz Fransızca dersleri veriyor. Yani siz minimum bir yıllık bir programa geleceksiniz ya da iki yıllık bir programa geleceksiniz. Öğrenmeye açıksanız devlet tarafından verilen bu derslere de katılarak ikinci bir dil elde edebilirsiniz. Hem Fransızca hem İngilizce. Hemen parantez açıp bir bilgi vermek istiyorum. Eğer sonrasında Kanada'da kalma, yasal yollardan kalma planları yaparsanız göçmenlik başvurularında Quebec eyaletinde Fransızca biliyor olmak da sizlere artı puan getirecektir. Montreal bu arada kozmopolit bir şehir. Toronto'da, Vancouver'da bulduğunuz her şeyi fazlasıyla Montreal'de bulabilirsiniz. Dünyaca ünlü festivalleri ev sahipliği yapan, ulaşımın çok kolay olduğu ve dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi Montreal. Şimdi okulumuza geçmek istiyorum. Okulumuzla ilgili biraz konuşalım. Trabas Enstitüsü 1979 senesinden beri eğitim veren köklü bir okul. Yani 40 yıldan fazladır eğitim veriyor. Toronto ve Montreal şubeleri var dedik. Çok fazla bölüme sahibiz. Ama özellikle burada ben çok fazla tercih edilen iki bölüm üzerinde duracağım. Ama diğer bölüm alternatifleri için, farklı bölüm alternatifleri için yine benimle iletişime geçebilirsiniz lütfen. Trabas Enstitüsü, Montreal şubesi de şehir merkezinde bulunuyor. Toronto şubesi de şehir merkezinde bulunuyor. 40 yıldan fazladır eğitim verdiği için bugüne kadar 3000'den fazla mezun verdi. Mezunların çok iyi başarı hikayeleri var. Buna hem trebas.com web sitesinden ya da LinkedIn'e girip Trabas Alumni diye kendiniz arattığınızda mezunların neler yaptığını kendiniz bizzat oradan bakıp öğrenebilirsiniz. Şu anda okulumuzda hem İngilizce hem Fransızca eğitim veriliyor. Bu ne demek? İkisinden birini seçebilirsiniz. İngilizce eğitim almayı seçebilirsiniz ya da Fransızca eğitim almayı seçebilirsiniz. Her iki dilde de eğitim veriyoruz. 2 yıllık programlarımızın ardından postgraduate work permit veriyoruz. Yani eğitim sonrası 3 yıla kadar çalışma izni alıyorsunuz. Bu çok önemli. Ve okulumuzda 40 ülkeden öğrenci bulunuyor. Okulumuza laboratuvar ortamında ekstra ücret almadan eğitim imkanı sunuyoruz. Çünkü bazı bölümlerimiz audio, video, film, TV, medya çalışmaları gibi bölümler var. Pratik yapmanız gerekecek. O yüzden okul bünyesinde bunu laboratuvar ortamında ücretsiz öğrencilerimize sunuyoruz. Montreal'den bahsetmiştik, Toronto'ya yakın, işte doğu kıyısında, New York'a uçuşla 1 saat mesafede vesaire, çok güzel bir şehir. Akreditasyonlarımızdan bahsedelim. Trabas Enstitüsü birçok yerden akreditasyona sahibiz. Ama zamanlarda en çok sorulan COVID-19 planı onaylanmış DLI listesinde
bulunuyor mu diye. En çok sorulan soru bu. Evet, en başından beri Quebec bölgesinde olan okulumuz COVID-19 planı onaylanmış listede bulunuyor. Biliyorsunuz bir karar çıktı. 20 Ekim sonrası study permit sahipleri Kanada'ya seyahat edebiliyorlar. 2 hafta karantinada kalıp sonra hayatlarına orada devam edebiliyorlar. Bu da bununla ilgili DLI listesinde bulunuyor okulumuz. Study permitinizi alırsanız Kanada'ya seyahat edip eğitiminizi oradan devam edebilirsiniz. Öğrenci çeşitliliğini göstermek istiyorum. Burada okulumuz şu ana kadar daha çok Kanadalı öğrencilerin eğitim aldığı bir okul konumunda. Yani burada kırmızı kısımda gördüğünüz öğrenciler Kanadalı öğrenciler. Geri kalan çeyrekten az kısımdaki öğrenciler de 43 ülkeden, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, birçok ülkenin bulunduğu öğrenci var. Kanadalı öğrencilerle bir arada olmak, çoğunluğun Kanadalı öğrencilerin oluşturduğu bir okulda olmak büyük bir avantaj. Bunu da tabii siz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kariyer servisimizden bahsetmek istiyorum. Okulumuzda Toronto School of Management'da da aynı servis veriliyor. Trebas Enstitüsü'nde de aynı servisi veriyoruz. Kariyer destek hizmetimiz var. Nedir kariyer hizmeti? Ne yapıyor? Siz okula geldiğinizden itibaren bir portala bir kere üye oluyorsunuz. İş ilanlarının sürekli güncellendiği bir portal. Kariyer destek servisimiz de sizi mock interview'lar, yani iş mülakatlarına örnek çalışmalar yapıyor, CV'nizi hazırlıyor. LinkedIn'e koyacağınız fotoğraflara kadar çok titiz bir çalışmayla hangi alanda iş bulmak istiyorsanız hem eğitim sırasında hem eğitim sonraki kısımda size destek oluyorlar ve düzenli olarak da iş fuarları yapıyoruz. Şu anda COVID'den dolayı bu fuarlar online yapılıyor tabii ki. Ama düzenli olarak iş fuarları dediğimiz fuarlarla işverenleri ve öğrencilerimiz bir araya getirip network sahibi olmalarına destek oluyoruz. Toronto School of Management'da olduğu gibi Trevas Enstitüsü'nde de endüstri partnerlerimiz var. Ve biz eğitim sonrasında bazı programlarda zorunlu stajımız var Trevas Enstitüsü'nde. Bu stajları biz yerleştiriyoruz ve stajdan sonrasında zaten 3 yıla kadar çalışma izninizi alıp işinizi bulup orada kariyerinize devam ediyorsunuz. Bu slaytta da anlaşmalı olduğumuz, burada finans şirketleri de var, medya şirketleri de var, pazarlama şirketleri de var. Birçok sektörden şirketler, daha bu listede olmayan birçok endüstri partnerimiz bulunuyor. Yine süremiz kısıtlı olduğu için biraz önce de bahsettiğim gibi 2 bölüm üzerinde duracağım. En çok tercih edilen bölümlerden bir tanesi e-commerce ve online business management. Şimdi dijitalleşme son hızıyla devam ediyor. Her sektörde öyle. O yüzden e-ticaret ve dijital işletme yönetimi diye çevirebiliriz bu bölümü. İçeriğine bakınca daha çok kafanızda çalışacaktır. O yüzden ben size tek tek modülleri göstereceğim bununla ilgili. Bu çok öne çıkan bir bölüm. Her sektörden kişi için çok önemli. Altyapı olarak 2 yıllık bir bölüm bu. Bu 2 yıllık bölümün içeriğine bakacağız ama kariyer olanakları nelerdir onlara bir bakalım. Dijital pazarlama stratejisti, sosyal medya yöneticisi, pazarlama yöneticisi, gibi alanlarda biz öğrencilerimizi birebir hazırlıyoruz. Ve bu program 2 yıllık bir program demiştik. 2 yıl 5 dönemden oluşuyor. Her bir dönem 15 haftadan oluşuyor. Bu programda da yine giriş modülleriyle başladığımız için herhangi bir prerequisite, bir background söz konusu şartımız yok. Örneğin hangi modüllerle başlıyoruz? Starting an online business. Daha sonra Introduction to Digital Marketing. Dijital pazarlamaya giriş, muhasebeye giriş, online işletmeye giriş, auditing, reporting dersleri var. Daha sonra biraz daha spesifikleşiyor. Sosyal medya yönetimi, satış pazarlama stratejileri, online müşteri hizmetleri gibi. Devam ediyoruz. Burada mesela dijital işletme hukuku var. Hukuk dersi alıyorsunuz. Çok önemli bir modül. Ders detaylarını isterseniz ben sizinle paylaşırım.
Büyük şirketlerin en yaygın kullandığı işletme CRM programı Salesforce Management dersi alıyorsunuz. Dijital pazarlama dersleri alıyorsunuz. Dijital çağda uluslararası ticaret denilen mesela çok güzel bir ders var. Yine biraz data için içine girdiği için Business Data ve Market Research dediğimiz yine size teknik beceriler kazandıracak Business Data dersimiz var. Promoting an Online Store. Ve son dönemde de programı bir tez yazıyorsunuz, marketing plan oluşturuyorsunuz. Ardından bizim sizi yerleştirdiğimiz internship'inizi de zorunlu bir internship'i de tamamlayarak 3 yıla kadar olan work permit'inizi alıp kariyerinize devam ediyorsunuz. Ben diğer bölüme geçmeden önce e-commerce ve online business management ile ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bu program kendi işinizi yapmak istiyor olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz, işletme mezunu olabilirsiniz, dijital pazarlama, dijital işletmede uzmanlaşıp dediğim gibi hem şirketlerde pazarlama departmanları ya da yöneticilik kariyerine de ilerlemek istiyor olabilirsiniz. Bu amaçların hepsine uygun modüler olarak zaten çok detaylı programları içeren bir program. Bunun dışında hangi programlar var? Size bahsedeyim. Event management var, film televizyon var, medya çalışmaları var, sosyal medya yönetimi var. Farklı farklı bölümler var. Onların hangi bölümlerde eğitim veriyoruz? Web sitemizden dolaşabilirsiniz. Tekrar bana dolaşırsanız, siz neyle ilgileniyorsanız size uygun bölüm sunabilirim. Bu son yıllarda diğer bölüme geçiyorum. En çok tercih edilen, son yıllarda yine en çok sorulan audio video post production diye geçiyor. Trebas Enstitüsü'nde bu programın ismi. Ama bu program birçok okulda New Media, Medya Çalışmaları, Film TV diye geçiyor olabilir. Yine 2 yıllık bir bölüm. Video editor ya da grafik designer gibi alanlarda yetiştiriyoruz öğrencilerimizi. Portfolyo istemiyoruz. Burada da en çok sorulan soru bu. Portfolyo istemiyoruz. Herkes gelebilir. Giriş dersleriyle başlıyoruz. Ondan sonra işte sinema, televizyon tarihi, reklamcılık, belgeselcilik, habercilik, sinematografi, 3D animasyon gibi dersleri alıp programdan mezun oluyorlar. Teknik olarak çok yeterli bir şekilde sizi alanınıza hazırlıyor. Ben hemen bölümlerden genel olarak bahsettikten sonra zamanımız daraldığı için hemen admission requirement'larına yani giriş koşullarına geçmek istiyorum. En çok çünkü ilgilendiren giriş koşullarında ne istiyoruz? Minimum 18 yaşını doldurmuş olmanız lazım. Minimum lise diplomasına sahip olmanız lazım. Dil yeterliliğinde İngilizce ya da Fransızca hangi dilde eğitim almak istiyorsanız bazı sınavlardan skorlar istiyoruz. O sınavlardan bahsedeceğim. Bu skorları bize belgelemeniz lazım. Başvuru esnasında istediğimiz belgeler başvuru formu, pasaport kopyası, transkript, diploma ve başvuru ücreti gibi belgeler istiyoruz. Bu belgeleri okulumuza ulaştırıyorsunuz. Ardından değerlendirme yapılıyor. Ve olumlu olduğunda size bir vize mektubu veriyoruz ve siz bununla vize başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Başvuru süreci çok zaman almıyor. Yaklaşık 10 gün sürüyor. 10 günün sonunda evraklarınız eğer tamsa vizeye başvurma aşamasına gelebilirsiniz. Yeterlilik olarak, dil yeterliği olarak İngilizce eğitim almak istiyorsanız eğer IELTS, TOEFL, Cambridge, Pearson, Duolingo bu sınavların hepsini kabul ediyoruz. Ancak bu sınavlar elinizde olmayabilir. Bu sınavlar pahalı sınavlar, girmekte tereddüt de ediyor olabilirsiniz. O yüzden bununla ilgili şöyle bir alternatifimiz var. Hem Toronto School of Management'te hem Trebas Enstitüsü'nde kendi ücretsiz yaptığımız İngilizce sınavlarımız var. Okula başvuru yaptıktan sonra biz bu sınav linklerini sizinle paylaşıyoruz. Evinizden, oturduğunuz yerden online sınavı yapıp ardından bir mülakat yapıyoruz sizle. Mülakatta da başarılı olursanız eğer bu şekilde kabul verebiliyoruz. Yani bu sınavlara girmek zorunda değilsiniz. Alternatif olarak bizim ücretsiz sınavımızı yapıp seviyenizi belirleyebiliriz.
Fransızca eğitimi almak istiyorsunuz Trebas'ta, Delft, TEF, TCFQ'dan bir tanesini gösterip B1 göstermek zorundasınız. Fransızca da istiyoruz. Bu arada İngilizceniz yetersiz olabilir. Çünkü herkesin İngilizcesi direkt sınavda B2 çıkmıyor. Bizim anlaşmalı olduğumuz partner dil okulları var. Bu partner dil okullarıyla şartlı kabulle gelip önden dil eğitimi alıp ardından programa başlayabilirsiniz. Ya da dil eğitimini online alabilirsiniz. Türkiye'de vize çıkması bazen zaman alabiliyor. Birkaç ayı bulabiliyor. Bu arada zaman kaybetmemek adına online İngilizce eğitimine başlayıp ardından online tamamladıktan sonra vizeniz de o zamana kadar gelmiş olur. Gelip eğitiminize, diplomanıza direkt devam edebilirsiniz. Bu da alternatiflerden bir tanesi, aklınızda bulunsun. Fransızca study permit sahiplerine Fransızca ücretsiz eğitim veriliyor demiştik Montreal'de. Onunla ilgili bir link paylaştım bu slide'da. Siz de IRCC'nin kendi sayfasından bu detaylara ulaşabilirsiniz. Şimdi ben burslardan ve fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Şu anda biz 31 Aralık'a kadar yine Trebas Enstitüsü'nde de bazı burslar veriyoruz. Bu burslardan bir tanesi ve bence en önemlilerinden bir tanesi İngilizcesi eksik olanlar için 8 haftalık ücretsiz İngilizce hediye ediyoruz. Hem Toronto School of Management'te hem Trebas Enstitüsü'nde İngilizceniz yetersizse 8 haftalık İngilizce eğitimini biz hediye ediyoruz. Örneğin siz, biz B2 istiyoruz, siz B2 çıktınız. B1'den B2'ye gelmek için istenen süre 8 haftadır ve 8 haftalık bu eğitimi ücretsiz alıyorsunuz 31 Aralık'a kadar eğer başvuru yaparsanız. Onun dışında Toronto School of Management'taki burslardan bahsetmiştim. Trebas Enstitüsü'nde de şu anda 4000 dolarlık burslar söz konusu. Örneğin e-commerce ve online business management şu anda senelik 2000 dolar, toplamda 4000 dolar burs veriyor ve senelik 12 bin dolara düştü. Diğer bölümlerimizde yine audio video post production'da örneğin 4000 dolarlık bursumuz var. 16.000'den senelik 14.000 dolara düşmüş durumda. Bu burslu fiyatlarla bazı ödeme planı alternatif ödeme planı sunuyoruz Trebas Enstitüsü'nde de öğrencilerimize. Örneğin normalde vize çıktıktan sonra ilk yılın ücretini ödeyip ikinci yılın ücretini ikinci yılın başında ödeyebilirsiniz. Ancak başka bir ödeme planı sunuyoruz. Vizeniz çıktıktan sonra program ücretinin %25'ini ödeyip geri kalanını gittikten sonra 5 taksitle ödeyebilirsiniz. Bu da size oldukça büyük bir ödeme kolaylığı sağlayacaktır. Dönem dönem her dönemin başında 1, 2, 3, 4, 5 olmak üzere her dönemin başında orada tek tek ödemeyle bu şekilde daha rahat bir plan çıkartabiliriz öğrencilerimiz için. Şimdi tekrar altını çiziyorum. Trebas Enstitüsü'nde de eğitim alırken 20 saat çalışma hakkınız var. Bu arada haftada sadece 16 saat derse giriyorsunuz. Şu anda bu 16 saati biz 2,5 güne sığdırdık. Haftanın 2,5 günü dersiniz var. Bu sürede 20 saat çalışıyorsunuz. Geri kalan süreçte full time çalışma hakkına sahipsiniz. Bu çok önemli. Çünkü haftanın 2,5 günü derse girmek demek büyük bir zaman kendinize ayıracağınız hem ders çalışmak için hem de çalışıp para kazanmak için bol bol vaktiniz olacak demektir. Bu da bir diğer avantajlardan bir tanesi. Vize başvurularıyla ilgili detaylar çok. Tabii bunu hani kişinin durumuna göre de konuşulması gerekir. O yüzden bunun üzerinde çok fazla durmuyorum. Ama tabii vize başvurusu yaparken takdir edersiniz ki konsolosluğun istediği bazı meblağlar var. Eğitim ücretini ve yaşam giderlerini ilk bir yılın bankada göstermeniz lazım. En önemli unsurlardan bir tanesi bu. Türkiye ile ülkenizle olan bağlarınızın kuvvetli olması lazım. Ve bunları belgelemeniz lazım. Basitçe böyle söyleyebilirim ama çok detaylı ve kişisel olarak görüşülmesi gereken durumlar. Bunu da bu şekilde parantez içinde söyleyip ilerliyorum. Konaklama imkanı hem Toronto School of Management'ta hem Trebas'ta aile yanı ya da yurtlar olarak sunuyoruz. Yine vize onaylandıktan sonra bununla ilgili bizim bir departmanımız var. Konaklama konusunda istediğiniz şekilde konaklamayı ayarlayabiliyoruz. Yavaş yavaş sonuna geliyorum ben sunumumun. Zamanda doluyor.
Çok sorulan sorulardan bir derleme yaptım. Onları cevaplayıp sizin sorularınıza geçeceğim. Örneğin en çok şu soruluyor. Stajımı mesela zorunlu bir staj var Trevas Enstitüsü'nde. Montreal dışında bir yerde staj yapabilir miyim diye. Montreal'de yapmanız lazım Trevas'ta eğitim alıyorsanız. Genelde Toronto ile Montreal kıyaslanıyor. Montreal'in bazı avantajları var demiştik. Yaşam giderlerinde %45 yaklaşık Toronto'ya göre kiralar daha uygun. Yaşam giderleri %13 daha uygun. Burada da onların bazı bilgilerini görebilirsiniz. Saatlik ücretler Montreal'de 12,50 dolar, Quebec'te. Ontario'da, Toronto'da bunun 14 dolar olduğunu sizlere söylemiştim. Bu şekilde ben burada sunumumu tamamlıyorum ama sorularınız için şimdi sorular kısmına bakmak istiyorum. Hemen açalım sorularımızı. İlk soruyla başlıyorum. Bilgisayar yazılımı ve aşçılık bölüm ücreti nedir? Burs alma imkanımız var mı? Konaklama ücretleri nelerdir? Şimdi bilgisayar yazılımı direkt bu bölüm yok. Buna en yakın önerebileceğim siber güvenlik programı var. Onun ücretini paylaşmıştım size, sizinle fiyatını. Burs alma, bu burslu fiyatı 31 Aralık'a kadar. Konaklama ücretleri çeşitli ama okuldan ayarlarsanız konaklamayı haftalık 250 dolar ortalaması diyebilirim. Bu arada konaklama için ben hemen bir site söyleyeceğim sizlere. Hatta onu sizinle paylaşabilirim. housing.torontosom.ca. Buraya girerseniz ben bunu chat kısmından da yazıyorum şu anda. Buradan Toronto School of Management'ın konaklama imkanlarına buradan bakabilirsiniz. housing.torontosom.ca chat kısmından yazıyorum. Lütfen oradan bakın. Bu linke girerseniz eğer konaklamanın resimlerini, olanaklarını, tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Lütfen buna bakın. Gerekli olan dil yeterliliği nedir diye sorulmuş. Gerekli olan dil yeterliliği programa göre değişiyor. Hemen ondan bahsedelim. Güzel bir soru. Örneğin Toronto School of Management'ın sertifika programlarında B1, diploma programlarında B2 istiyoruz. Ve yine Trebast'ta da tüm programlarda B2 düzeyinde olmanız bizim için yeterli. Okul ücretleri için taksitlendirme yapılıyor mu? Bundan bahsetmiştik. Taksitlendirme hem Toronto School of Management'ta hem Trebast'ta mümkün. 4-5 taksite kadar taksitle ödeme planlarımız var. Okul ücreti, konaklama ücreti, teminat gerekiyor mu? Okul ve yaşam giderlerini göstermeniz lazım. Ve tabii ki de ulaşım bedelleri 2000-3000 dolar, onu da ekleyip göstermeniz gerekiyor. Çok güzel bir soru gelmiş. Pathway yoluyla geçiş var mı diye. Ondan da bahsedelim biraz. Pathway yoluyla geçiş var. Özellikle hem kredilerinizi transfer edebiliyorsunuz hem de anlaşmalı olduğumuz spesifik okullar var. Örneğin Toronto School of Management'ın University of Canada West ve Yorkville Üniversiteleri ile kredi transferi garantili. 2 yıl bizde okuyup, 2 yıl üniversitede okuyup, 4 yılı bitirip sonrasında 3 yıllık yine Postgraduate Work Permit'ini almaya hak kazanıyorsunuz. Gibi ya da başka anlaşmalarımız da var. Pathway yoluyla hangi alanda ilerlemek istiyorsanız ama yoğunluklu olarak işletme alanında diyebilirim. Bu arada bayağı soru gelmiş. Ben hızlıca yapmaya çalışacağım. En son hangi soruyu cevapladık? Sertifika ve diploma arasındaki fark nedir diye sorulmuş. Sertifika programlarımız 1 yılın altında 31 haftalık 8 aylık bir program. Diploma programlarımız 1 yıldan başlıyor. Sertifikalar alana giriş niteliği taşılıyor. Giriş derslerini alıyorsunuz. Daha detaylı eğitimi almak istiyorsanız diploma programlarını seçmeniz lazım. Sertifika programlarını genelde alanından yeni mezun
kısa süre yurt dışı deneyimleri dönmek isteyenler için uygun. Ama daha alanında ilerlemek, daha uzmanlaşmak istiyorsanız diploma programlarını seçmeniz gerekir. Ondan bahsettik. Full time, part time çalışma. Okul okurken part time, diğer zamanlarda full time çalışma iznine sahipsiniz. Kazandığınız paralar, normalde okul ücretlerini sizinle paylaştım. Örneğin okul ücretleri şu anda bir yıllık işletme programımız 6.000 dolar. Ya da 2 yıllık işletme programı 8.500 dolar. Ama hesaplama yaptım. Eğer izlediyseniz görmüşsünüzdür. Siz aralıksız çalıştığınızda 40.000 dolar para kazanabiliyorsunuz. Aralıklı çalıştığınız diyelim. Onu oradan kendi hesabınızı kendiniz yapabilirsiniz. Haftalık 14 dolardan yasal çalışma sürelerini göz önünde bulundurarak. Ama tabii ki de okul parasını cebinizde olması lazım. Okul paranızdan emin olmanız lazım bize başvururken. O yüzden orada kazandığınız paralar ekstra paralar. Oradaki yaşam giderlerinizi ve daha üzerini kazanmak için yasal yollardan çalıştığınız paralar olacak. Devam ediyorum. İletişim bilgilerimi paylaşacağım chatbox'ta. Evet, bana ulaşabilirsiniz direkt. IT bölümüyle ilgili sitemize de girebilirsiniz. Bana da ulaşabilirsiniz. Memnuniyetle yardımcı olurum. Trebas'tan 2 yıllıklardan mezun olursanız 3 yıla kadar çalışma izniniz var. 1 yıllık eğitimler alırsanız Trebas'ta 2 yıla birleştirdiğiniz takdirde 1+1, örneğin 1 sene sosyal medya yönetimi, 1 sene örnek veriyorum event management okudunuz, 2 yıla tamamladınız. Yine 3 yıla kadar çalışma izniniz oluyor. Quebec'te Fransızca'ya ihtiyacınız, Fransızca bilmeniz güzel olur ama ihtiyaç değil. Hayat İngilizce ana dil zaten, 2 ana dilli. İngilizce hayatınıza çok rahat devam edebilirsiniz. Hiçbir engel teşkil etmiyor. Fransızca'ya da ücretsiz dersler veriliyor devlet tarafından. Onu alabilirsiniz dedik. Fransızca da B1, Trebas Enstitüsü için, İngilizce için B2 istiyoruz. Fransızca eğitimi mezun olduktan sonra başlamayacak. Siz orada eğitim alırken eş zamanlı o dersleri alma hakkına sahip oluyorsunuz. Eş zamanlı yapıyorsunuz Sercan Bey. Toronto School of Management'ın COVID-19 planı onaylanmadı. Burada bir soru var. Ne zaman girmesi bekleniyor? Aralık ayındaki listede girmeye bekleniyoruz. Şu anda bizim grubumuzdaki tüm okullar, British Columbia, Quebec bölgesindeki tüm okullarımızın COVID-19 planları onaylandı. Ancak Ontario eyaleti en yoğun, okulların en yoğun olduğu ve başvuruların en yoğun olduğu eyalet olduğu için büyük bir sıra var. Bu hafta mesela tek bir okul girebildi listeye. O yüzden sırada bekliyoruz. Tüm onaylarımızı aldık. Ve Aralık ayında listede olacağız. Teşekkürler, güzel bir soruydu. Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Başvuru yaparken ana olarak başvuru formu, pasaport kopyası ilk etapta yeterli. Daha sonra diploma ya da transkript istiyoruz ve dil belgesi. Diliniz yoksa skorunuz, kendi ücretsiz İngilizce sınavımızı yapıyoruz dedik. Quebec'teki staj sonrası vizeyi başka eyalette kullanabiliyor muyuz diye güzel bir soru gelmiş. Evet, kullanabiliyorsunuz. Diplomamı Ocak 2020 sonunda alacağım. 31 Aralık'a kadar yararlanabilirsiniz. 31 Aralık'a kadar başvuru yapmanız ve depozito ücreti 250 dolar, onu ödemeniz yeterli yararlanabilmeniz için. Burs için kriterleriniz nelerdir demiş. Verimli bir sunum, teşekkürler. Rica ederim. Çok memnun oldum. Faydalı olmasına ben de. Burs için şu anda 31 Aralık'a kadar başvuru yapmanız ve Türk pasaportuna sahip olmanız bizim için yeterli. Ses mühendisliği var. Evet, audio engineering. Ama onun dışında makine mühendisliği ile ilgili bir bölümümüz yok Hilal Hanım. Broşürümüz var. Evet, bana ulaşırsanız size broşürümüzü de gönderebilirim. 1 veya 2 yıllık eğitim alınca ekstra alınan oturma çalışma izni tüm kolejler için geçerli midir? Muhakkak devlet koleji. Muhakkak devlet koleji olmasına gerek yok. Örneğin Trebas Enstitüsü özel bir kolej ama Quebec eyaletinde bulunan kurallardan dolayı özel bir kolej olmasına rağmen yine Postgraduate Work Permit'inizi alabiliyorsunuz. Ama Toronto School of Management, örnek veriyorum, Ontario'da bulunduğu için COOP'un ardından sizin orada Postgraduate Work Permit izniniz yok. Arada böyle bir fark var.
Devlet koleji olmasının avantajını, ücretleri devlet kolejlerine göre çok daha uygun ve yine postgraduate work permit'i aynı şekilde alabiliyorsunuz. Ben şimdi hemen chat kısmına iletişim bilgilerimi yazmak istiyorum. Öncelikli olarak e-mail adresimi yazıyorum. Ayşegül.dasar@torontosom.ca telefon numaramı yazıyorum. Buradan bana spesifik olarak sorularınız için ulaşabilirsiniz. Memnuniyetle dönerim. Onu da sizlere ilettim. Başka soru var mı diye bakıyorum. Part-time işlerle çalışabileceğimi söylediğiniz iş bulma konusunda yardımcı oluyoruz. Kariyer destek birimimiz var. Ondan bahsetmiştim sunumda. Belki gecikmişsinizdir. Tekrar üstünden geçiyorum. Hem Toronto School of Management'a hem Trebas'ta kariyer destek birimimiz var. Ve bu birim siz okula geldiğiniz andan itibaren sizi iş anlamında hem o part-time kısmında hem sonraki aşamadaki işler için hazırlıyor. Mock interview'lar, iş başvuruları, CV hazırlama, revize etme vesaire hepsinde kariyer destek birimimiz destek oluyor. Delphi'ne bakılarıyla başvurma yapmak mümkün mü? Mümkün. Bana ulaşırsanız detaylı görüşebiliriz. Çünkü Fransız okullarından gelen neler de oluyor okulumuza. Onunla ilgili Delphi yerine kullanabileceğimiz alternatiflerimiz var. Ayşegül Hanım, Efendim? iletişim bilgilerinizi chat kısmında sadece panelistler olarak paylaştınız. Katılımcılar ve panelistler olarak paylaşmanız mümkün müdür tekrar? Çok pardon, çok pardon. Şimdi seçtim. Geldim acaba bilgilerim? Tekrar hatta gönderiyorum. Şimdi gelmiş olması lazım. Katılımcılarımızı da görüyor olmalılar şu anda. Tamam. Geldi diye bilgi geldi. Mimarlıkla ilgili bir bölümümüz yok maalesef. Onunla ilgili soru geldi. Evet, tüm soruları yanıtladık. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bir saate sıkıştırdığımız için iki okulu bu şekilde bu kadar bilgi verebildim. Ama tekrar önemlilerinin altını çiziyorum. 31 Aralık'a kadar başvuru yaparsanız burslu fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Her iki okulumuzda hem Toronto School of Management'ta hem de evet telefon numaram bu arada telefon numaramla ulaşabilirsiniz. Türkiye hattım var. Bu arada her iki okulda da 8 haftalık İngilizce eğitimini hediye ediyoruz. İngilizceniz yetersizse her iki okul için de ücretsiz İngilizce sınavımızla kabul verebiliyoruz. IELTS TOEFL girmek zorunda değilsiniz. 31 Aralık'a kadar başvurup 2021'in istediğiniz intake'inde gidebilirsiniz. 2021 Eylül'de de gidebilirsiniz. 2021 Ocak'ta da gidebilirsiniz. Hiç fark etmez. Covid'den dolayı intake erteleme gerekiyorsa erteleme yapabiliyorsunuz. Ekstra bir başvuru ücreti ekstra tekrar hiçbir şey alınmıyor. Bilginiz olsun. O en sonki soruyu da bu şekilde cevaplamış olalım. Çok teşekkür ediyoruz Ayşegül Hanım. Katılımınız için sağladığınız tüm bilgiler için çok faydalı bir webinar oturumu oldu. Çok Teşekkür teşekkür ederim. ederim ben de. Güzel sorular için katılanlara da çok teşekkürler. Umarım birebir görüşürüz. İyi günler herkese. İyi günler, hoşça kalın. Sağ olun.